sabun var mı? Şöyle. Son yılların en iyi ve en sağlığa faydalı meyvesi olarak avokado öne çıkmaktadır. Erdemli'mizde yaklaşık 650-700 dönüm civarında avokado ekili alanımız vardır. Yaklaşık 2000 ton meyve üretilmektedir. Bunlar yurt dışına ihracatı yapılmaktadır. İç piyasada tüketimi çoktur. Yani meyve yetiştirilemiyor. Dışarıya ihracatı da vardır. Dışarıya ihracat yapılan ürünlerin içerisinde avokadoya da talep vardır. Bugünlerde meyvesi çiftçilerimizden 15 TL'ye alınmaktadır. Bütün vitamin bakımından zengindir. Sabah kahvaltısında ve akşam yemeklerinde de bütün yemesini tavsiye ediyoruz. Susuz bu. İklim bakımından da yerimiz uyumaktadır. İhracatı da daha çok yapılmaktadır. Bu konuda dışarıya ihraç ettiğimiz ürünler içerisinde domates, salatalık, biber gibi ve gerekse limon, narenciye ürünlerin yanında isteğe ve talebe göre avokado da ihraç edilmektedir. Bunlar da orada pazarlarımızda iyi rağbet görmektedir. Çiftçilerimiz bundan memnun. Bütün Erdemli'mizde tropikal olarak bu meyve iklim bakımından bize uymaktadır. Bütün çiftçilerimizi de bu konuda da yönlendiriyoruz. İnşallah meyve kalitesi bakımından çok iyidir. Ben 2007 yılında üretime başladım ve daha sonra üretimden sonra ticaretine de başlayarak ve ileriki yıllarda ticarette ihracatın gelişmesiyle hızlı bir şekilde ihracatını yaparak bugünlerimize geldik. Avokado bildiğiniz gibi memleketimizde sürekli gelişen ve insanların talep duyduğu bir ürün ve her geçen günde bu noktada popülaritesi artıyor. Sebebi de insanlara zararı olmayan ve faydalı olan güzel bir ürün ve o organik hiçbir ilaç gübre kullanılmadan üretilen bir meyvedir. Gerek yurt içinde gerek de yurt dışında ciddi şekilde talepler oluyor. Bölgemizde bu talebi karşılamak için gerek Antalya tarafında gerek Mersin bölgemizde her geçen gün üretim çoğalıyor. İnşallah ileriki günlerde üretip daha fazla yurt dışına ürün satacağız. Biz diyoruz ki memleketimizin kurtuluşunun en büyük sebeplerinden biri üretmek ve ihracat yapmak. İhracat yaparak yurt dışından memleketimize döviz getiriyoruz. Ve biz bu da buna katkı sağlamak amacıyla avokadomuzu hem üretip hem de yurt dışına satıyoruz. Efendim hangi ülkeler var sattığımız Avrupa, Orta Doğu? Orta Doğu'da Irak bölgesi, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna, Rusya, batı tarafta Balkan ülkeleri ve daha değişik Avrupa ülkelerinde yavaş yavaş talepler başlayacağına inanıyoruz. Çünkü ürettiğimiz şu anda bütün ülkelere göndermeye yeterli değil.
İleriki günlerde bunu da karşılayabilecek potansiyeli oluşturmaya çalışıyoruz memleketimizden. Peki efendim, ürettiğiniz ihracatınızın üretimin yüzde kaçını ihraç ediyorsunuz? Biz kendim olarak, ben şimdi şahsım, ürün tamamen ihraç üretimim %90'la ihracata gönderiyorum. Bölgesel olarak da ihracat çok ciddi şekilde payı her geçen gün artıyor bölgemizde. Yurt içinde de zaten belli bir talep var. Ama ihracat bu konuda daha popüler oluyor ve memleketimize döviz getiriyoruz bu vesileyle. Biz genelde yurt dışına satışlarımız Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Ukrayna, Bulgaristan ve buna benzer 10-15 tane ülkeye ihracatımız devam etmekte. Ve yani bu ülkelerden ciddi şekilde talep var. Çünkü bunun sebebi, biz burada zebze meyvenin, narinciyenin merkezinde olduğumuz için diğer ürünleriyle birlikte avokadoyu da ihracat etme şansımız var. Bir de bizim Afrika ülkelerine göre rakiplerimiz, onlara göre en büyük avantajımız, burada ürünü biz topladığımız gün direkt ihracata gönderebiliyoruz. Ve gittiği yerde daha değerli, daha iyi satılabiliyor. Onun için de bölgesel avantajımız her zaman daha fazla. Ve... Muhittin abi.